Yine bir cumartesi, yine bir hiking. Bugün aşağıdayız. 7 saatlik bir hiking planladık. Toplam 18 kilometre sürecek. Yine yaklaşık 1000 metre yukarı çıkacağız. Toplam yükseklik 1600 metre civarında olacak. Kampenwang'a gidiyoruz. 3,5 saatlik yolumuz var tabelaya göre. Bakalım ne kadar sürede biz çıkabileceğiz. Orman yoluna gireli yaklaşık belki 20 dakika falan oldu. Böyle çok güzel bir yeşillerin içinde, ormanın içinde dar bir patikada devam ediyoruz. Şu aşağıda dere akıyor galiba, sesini duyabiliyorum. Evet, şu aşağıda bir tane küçük bir dere var. Şurada asıl şelaleler var. Oraya doğru bir gidelim bakalım. Şöyle küçük bir şelale, küçük bir dere. Buradan aşağı doğru baktığımızda da şurada yine küçük bir şelale var. Şuraya doğru devam edeceğiz. Yaklaşık 3 saattir yürüyoruz. Son 10 dakikadır da böyle bir yola çıktık. Görünüyor mu emin değilim ama biraz sis var. Sis daha da arttı. Şöyle gösterebilirim. Büyük ihtimal yürüdüğümüz alan kışın kayak için kullanılıyor. Metrede şu anda. Beklenmedik bir şekilde karla karşılaştık. Geçen hafta kar 1600 metrelerde başlamıştı. Bugünkü hedefimiz 1610-1650 arasında bir yükseklikti. Kar beklemiyorduk. Yaklaşık 5 dakikadır böyle karda yürüyoruz. Ve Mustafa düştü. Olur böyle kazalar. Tabii sis oldu, şimdi büyük ihtimal bu bölge sisli biraz. Karlar erimemiş, erimiyor. Bakalım ne kadar böyle devam edeceğiz. Tehlikeli olduğunu söylüyor ama şu anda göremiyoruz onu. Sisten dolayı. Bizim yaklaşık 1 saat daha yolumuz kaldı. Hava rüzgarlı. Biraz da soğuk. Ama keyifli. Çok ilginç bir yerden geldik. Kayaların arasına. Yine taştan, herhalde buradaki taşları da kullanarak bir ev yapmışlar. Şimdi evin arkasındayız, önüne doğru yürüyelim bakalım nasıl. Oh. Çok ilginç. Herhalde hayvancılık için kullanılıyor yerlerde çünkü hayvan gübresi var. Ama çok ilginç. Şu aşağıya da bakalım ne varmış. Evet, sisten hiçbir şey gözükmüyor. Tamamen karla kaplı. Bayağı dik bir yokuş çıkıyor şu anda. Göremiyoruz ne kadar çıkacağımızı, tamamen sisle kaplı. Eğim oldukça yüksek. Kayıyorum hatta yürürken.
anda çıktığımız yer gerçekten çok değil. İnsanlar dinlene dinlene çıkıyor. Ben de daha şu an dinleniyorum. Aşağıda genelde insanlar kayarak veya düşerek iniyor. Ama kaç derece şu anda bilmiyorum ama yani 30 derece falan bir diklik vardır herhalde. Evet. Şöyle bir kayalığa geldik. O kayalığa çıkacağız. Sisli. Bu ayağımızda zincirimiz var. Mustafa önden gidiyor. Bakalım nasıl çıkacağız. Ah, şöyle kayaların arasına geldik. Şöyle bir yerden çıktık. Şimdi devam edeceğiz. Sis, manzara. Manzaramız yok bugün ama çıktığımız yerler gerçekten bu şekilde kayaların içinde. Tabii karın olması da ayrı bir heyecan katıyor. Şöyle bir dar bir kanyondayız. Devam ediyoruz. Esmeye başladı. Aşağısı tamamen sis gözükmüyor. Hello kardeş. Şöyle bir yerdeyiz. Yolumuzu bulamadık işin açıkçası. Yani şuradan, gerçi birisini sordular galiba. Şöyle bir grup insan ne yapacağımızı olmadık. Sisten çok bir şey belli olmuyor. Şu aşağıdan kayın, oradan gireceğiz galiba. Oh, boğazdan çıktık. Şimdi başka bir yere geldik. Ama kayalar tırmanış devam ediyor. Tabii yolda şöyle çukurlar var. Aynen. Oraya düşmek istemeyiz. Şu kayadan devam edeceğiz. Tabii büyük ihtimal kamerayı kapatmak zorunda kalabilirim. Son çıkış. Tepesi şuraya çıkacağız. Şurada ip var. İpe tutunup ipten çıkacağız herhalde bir şekilde. Şu aşağıdan geldik. Tepesi de şurası. Çok az kaldı. Mustafa çoktan çıktı. Beni bekliyor. Yukarı varıp yemeğimizi yiyip, kahvemizi içip, biraz dinlendikten sonra devam edeceğiz. Aşağısı tamamen sis, hiçbir şey gözükmüyor. Az kaldı. Tepeye son bir sürüm yandı. Ve tepedeyiz. Manzara yok Mustafa. Karşıya bak. Bulutların üstündeyiz şu anda. Oh my god. Karşıda Alpler var.
inişteyiz. Çok fazla kar var işin açıkçası. Zaten şunu göstermek istiyorum. Birçok insan burada poposun üstünde kaymış herhalde. Yürümektense yürümek hali kuvvet güç. Bizim de ayağımızda herhalde o zincirler olmasa biz de yürüyemezdik. İnmeye devam ediyoruz. Çıktığımız rotanın dışında farklı bir rotadan yapıyoruz. Kar suları erimiş tabii. Kar sularıyla beraber aşağı doğru iniyoruz. Sağımızda solumuzda karlar var. Doğada şöyle bir arkadaşa denk geldik. Aşağıyı görebiliyoruz. Yaklaşık bir 25 dakikalık yolumuz kaldı tren istasyonuna kadar. Oradan sonra Münih'e 1,5 saatlik bir tren yolculuğumuz var. Sabah 10.30'da başlamıştık. Şu anda saat yaklaşık 5. Yaklaşık 6,5 saattir yoldayız. Yukarıda belki bir 20 dakika bir yemek molası vermiştik. Onun dışında hep yürüyoruz. Toplam zaten 7 saat planlamıştık. Her şey şu anda planladığımız gibi çok güzel geçiyor.